günler arkadaşlar, ben size bugün Minecraft Survival Game soracak arkadaşlar. Ukaros ve hepiniz umarım güzel bir oyun olur. Beni mutlu etmek ve desteklemek için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Oha, ne biçim gibi giriş yaptım. Açıkçası buna ben bile şaşırdım yani. Uzun zamandan beri bu kadar hızlı da giriş yapmamıştım. Bayağı gerçekten de hızlı bir giriş yapmak zorunda kaldım. Çünkü altta Facebook'ta takılırken bir baktım oyun başlıyor. Aman tanrım dedim ve direkt oyuna döndüm. Aslında Ukaros map'inde ben pek artık son zamanlarda oynamıyorum. Yani Survival Games'i oynamıyorum gerçi. Ukaros map'i de yani Survival Games oynadığımda da yani böyle video çekmek için girdiğimde de Ukaros map'inde oynamam. Video çekmeyi de denemem ama ne bileyim şu an deneyesim geldi ve yani deniyorum, ilk denemem. Umarım oyunu kazanırım. Aslında ilk denemem değil. Az önce deathmatch'e kalmıştım var. Fakat videonun çok kötü olduğunu düşündüm. Çok kötü ve sıkıcı olduğunu düşündüm. O yüzden direkt deathmatch'e beklemeden çıktım yani. Adam da direkt beleşe oyunu kazanmış oldu. Ya ne kaçtın arkadaşım, ben de sana targetlanmam olur biter. Hemen şu çorbamızı yiyelim ve atalım. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar hepinizin beğenilerini bekliyorum. Oh, ayağım kaşındı. Ah, ayağım kaşındı. Bak bir de geliyor ya. Kaçıyorsun, niye geliyorsun ya? Bu adam değilmiş, pardon. Gel buraya Enderman. Enderman gel buraya, öl. Oha, hack'e bak. Nice hack. Nice hack kardeş. Nice hack. İşte böyle geberirsin senin pislik hacker ya. Adam gelmiş, hack açıyor arkadaş. Ukaros map'inde gerçekten de yani mouse'unuz hassaslığını birazcık daha arttırmanız gerekiyor. Mesela ben şu an video çekerken aslında yüksek FPS alıyorum ama kasıyormuş hissi var. Yani sevmeme sebeplerimden bir tanesi de açıkçası budur. Mouse falan öyle kolay kolay dönmüyor ve PvP'de bayağı bir zorluk çekiyorum. Hem de video çekerken tabii bu daha da çok artıyor. Sen de öldün dostum. İşte böyle ölürsün, bir de beni yakıyor utanmadan ya. Ölürken niye bir insanı yakarsın? Orada en mantıklı şey kaçmaktı. Adam orada beni yakmayı tercih etti ve yakmaya çalıştığı için de öldü. Şimdi arkadaşlar bugün de bir konudan bahsedeceğim. CSGO kasa açılım videosu attım. Bu da neyin göstergesidir? Yeni serilere başlamanın göstergesidir artık, çünkü Minecraft'ta gerçekten de ben çok fazla düşük izleniyorum. O yüzden yeni serilere başlamam gerekiyor. Zaten sizler de çok fazla yeni videolar, yeni seriler istiyordunuz. Şimdi diyeceksiniz biz rekabetçi videosu istiyorsunuz. Evet, rekabetçi videosu istediğiniz yorumlarda ben de çok gördüm. Fakat rekabetçi videosu yani bir normal video kadar çekmesi açıkçası kolay değil. Ya tabii ki de çekmesi kolay ama kaliteli olması kolay bir şey değil arkadaşlar. Şimdi rekabetçi videosu biliyorsunuz uzun bir video olacak ve o uzun bir videoda arkadaşlar eğer çok böyle boş ve sıkıcı geçerse sıkılma olasılığınız çok yüksek. O yüzden yani her anın en azından böyle güzel olması gerekiyor. Ben de onun için uğraşacağım zaten ve okul zamanı çekme ihtimalim hiç yok. Neden? Çünkü bir rekabetçiye girsem 40 dakika sürüyor ve bunun upload'u var, render var falan. Gerçekten de çok aşırı uzun bir de video, ne bileyim kötü olursa iyice gerçekten de yanarız. Bu arada hayır hayır, clean upçı, clean up yapamazsın güle güle dostum, sen uçamazsın. Ne biçim bir kafiyeli söz oldu bu da. Yani dediğim gibi kaliteli çekmek için arkadaşlar kaliteli bir video atmaya çalışıyorum. O yüzden de birazcık rekabetçi videosunda da sizi bekleteceğim ama merak etmeyin, yani rekabetçi videosu da kesinlikle atacağım çünkü çok fazla isteyen var. Ama bakalım, çok fazla izleyen var ama izlenecek mi orası da ayrı bir mevzu. Çünkü genellikle yani böyle rekabetçi videoları, uzun uzun rekabetçi videoları falan çok isteniyor. Ben diğer kanallarda da görüyorum. Fakat adam çekince yani normal videolarından düşük falan izleniyor. Umarım bende de öyle olmaz arkadaşlar. Yani istiyorsunuz, ben de güzel bir kadroyla yakın zamanda çekeceğim, atacağım. Umarım beğenirsiniz yani. Onu da dediğim gibi en yakın zamanda çekeceğim. Ve CSGO kasa açılımında gerçekten de beklemediğim yorumlar gördüm. Galiba CSGO'yu sevmeyen izleyiciler bayağı bir kötü yorum attılar bana yani. Onda açıkçası üzüldüm. Hani CSGO'yu sevmezsin ama yani gerçekten de CSGO'yu sevmiyorsun diye ben CSGO çektim diye adam neredeyse beni bile sevmeme durumuna gelmiş. Önceden abonemken işte yazmışlar böyle videolar çekersen abonelikten çıkarım falan. Orada zaten koskoca CSGO kasa açılımı diye yazıyor. Eğer CSGO kasa açılımı videolarını beğenmiyorsan izlemeyebilirsin yani. Bu gayet şey, doğal bir şey. Herkes her şeyi beğenecek diye bir şey yok. Zaten ben de bir Minecraft kanalıydım ve bunun olma ihtimali yüksekti. Ama işte gelip eğer böyle videolar çekersen abonelikten çıkarım kelimesi gerçekten de çok saçma. Zaten ben şu zamana kadar hep Survival Games çektiğim için böyle kötü duruma geldim ve CSGO kasa açılım videosuna da açıkçası devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü hem benim hoşuma gidiyor. Yani bir YouTuber arkadaşlar istediği bir şeyi yani çekmesi lazım. Sevdiği bir oyunu çekmesi lazım yani. Çünkü bu onun en doğal hakkı bence. Ve ben de açıkçası mesela CSGO kasa açılım videosu çekmeyi istiyorum, seviyorum ve izleyen, beğenen arkadaşlar da varsa olsun yorumlarda gördüm. Tabi beğenmeyenler de vardı ama beğenmeyenler de
izlemez olur biter yani. Zaten dediğim gibi başlıkta kocaman CSGO kas açılımı diye yazıyor. Herkes her şeyi beğenecek diye bir şey yok. Ama mesela ya şu çok saçma, dediğim gibi eğer böyle bu tip videolar atarsan abonelikten çıkabilirim. Eğer böyle düşünen arkadaşlar varsa abonelikten de çıkabilir yani. Ben kimseye kendime işte zorla abone yaptırmıyorum. Ve bu benim moralimi bozdu gerçekten de. Niye böyle yani, adam beni tehdit ediyor. Bilin. Eğer böyle videolar çekersen abonelikten çıkarım, her gün solo games atacaksın. Aynen yani böyle buna benzer bu tip yorumlar vardı. O da açıkçası birazcık beni moralimi bozdu yani. Adam çünkü sırf solo games çektiğim için benim kanalıma abone olmuş. Ve başka bir şey çekince hemen işte beğenmezsen bu tip videolar çekersen abonelikten çıkarım kelimesi açıkçası biraz bence kötü bir kelime yani. Neyse, yapacak bir şey yok. Onu yazan da zaten öyle çok aşırı fazla yoktu, 3-5 kişi vardı. Bu arada öyle yazmayanlar falan da kesinlikle üzerinize alınmayın arkadaşlar, onu da söylemek istiyorum buradan. Ve Survival Games'i ne zaman bitireceğim? Evet, artık bu da bir bu videoda cevap vereyim arkadaşlar. Survival Games'i 300. bölümde bitireceğim. Yani bitireceğim dedim. Ne bileyim, böyle 3-4 ay çekmem en azından. Tekrardan böyle arada sırada mesela 5 ayda bir falan veya haftada 2 haftada 3 haftada 1 ayda bir falan böyle yine Survival Games atabilirim eğer çok isterseniz. Ama 300. bölümde Survival Games'i şu anki attığımdaki gibi atmayı keseceğim yani. Onu buradan sizlere söylemek istiyorum. Ve Deathmatch de başlıyor. Hadi bakalım, inşallah Deathmatch'i de kazanırız diyorum. Ne olacak göreceğiz. Rakibimizin durumu nasılmış merak ediyorum. Aslında gidip hemen kendime bir Iron Sword yapsam gerçekten de çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü durumum açıkçası çok fazla da iyi değil. O yüzden gidip hemen şeyde yapmam lazım. Iron Sword'da yapmam lazım. Çünkü bu burada çok fazla tier 2 var. Adamın durumu da çok fazla aşırı iyi olabilir. Bu arada eğer videoda böyle birazcık sıkıcı konuştuysam da kusura bakmayın. Çünkü gerçekten de okul çok yorucu geçiyor arkadaşlar. Okuldan gelip böyle video çekmesi falan gerçekten de çok yorucu oluyor. O yüzden de kusura bakmayın, sizlerden özür diliyorum. Tamam ya, durumumuz gayet bence şu an iyi. Umarım oyunu kazanırız diyorum. 1v1'a kaldık. Büyük ihtimalle de kazanacağımızı düşünüyorum açıkçası. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Rekabetçi videosu da gelecek dediğim gibi yani. Çünkü çok aşırı istek var rekabetçi videosuna yani. Şu sıralar hatta rekabetçi belki de Survival Games'ten fazla isteniyor bile diyebilirim. O yüzden en kısa zamanda da rekabetçi videosu arkadaşlar çekeceğim. Umarım onu da beğenirsiniz diyorum. Adamın durumu da açıkçası pek fazla tahmin ettiğim kadar iyi değilmiş. Yani dışarıdan göründüğü kadarıyla pek fazla iyi değilmiş. Deri botu var mesela, o açıkçası ilgimi çekti birazcık. Ama şu anki armoru benden daha iyi. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Adam da bayağı bot spamcı çıktı bildiğin. Ama bana Katniss RG derler ha. Bana Katniss RG derler, bana Katniss atma. Bana Katniss atma. Hayır. Abi ya, bu bildiğin ok vs oldu lan. Ok vs hiç sevmem ya. İşte MCS'in en sevmediğim 10 stack ok yaparsın, böyle full ok vs atarsın, sonra işte oyunu kazanınca PvP prosuyum ben. Yok ya, sen ok prosun dostum. Gel buraya, öleceksin. Öleceksin ama benim okum daha fazlaymış ve ben kazandım. Yazık adama, çok yazık oldu gerçekten de. Daha fazla ok olsaydı belki de beni öldürebilirdi ama sırf benim daha fazla okum var diye ben kazandım. GG yazıyorum arkadaşlar buradan da. Evet, yazamadık maalesef. Var ya, şu solo SG geldiğinden beri de GG yazmaya hasret kaldım ya. GG yazamıyoruz. Neyse, benim için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorumlara daha kapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sizleri seviyorum.